Evet arkadaşlar, herkese tekrardan merhaba. Dün Dacia'ya giriş yapmıştık. Bugün de kuzenimin eşi, daha doğrusu şöyle anlatayım. İki rotası olarak çıktığımız yola 3, 4, 5 ve 6 rotası olarak devam ediyoruz. Ama bu sefer rotamız belli. Dacia'nın mükemmel koylarından bir tanesi olan Palamut Bükü'ne doğru yola çıktık. Palamut Bükü üzerinde birçok koya daha uğrayacağız. Bunları sizlere tanıtacağız. Videonun devamında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın. Biraz öyle duyulmadı. Takipte kalın. Kesin takipte kalın. Evet arkadaşlar, şu anda yoldayız. Sizler Dacia'ya geldiğinizde Palamut Bükü'ne nasıl gidebilirsiniz? Bunun cevabını vereyim. Palamut Bükü Dacia'ya yaklaşık 25 km uzaklıkta. Özel aracınızla gidecekseniz eğer Rüşadiye Mahallesi kavşağından Knidos tabelası yönünde sağ taraftan yola devam ederseniz tabelaları takip ederek Yaka Köyü'ne ve Palamut Bükü'ne ulaşabilirsiniz. Biz yolun sol tarafından devam ettik. Mesudiye Köyü'ne uğramak için, oradaki koyları da görebilmek için. Sizler Knidos tabelasını takip edip ya da Mesudiye tabelalarını takip edip o yollardan devam edebilirsiniz. Geçerken yollarda inanılmaz manzaralarla karşılaşacaksınız. İnanılmaz güzel koylar göreceksiniz. Devam edelim bakalım. Sonunda nereleri görüp nerelere ulaşacağız. Mesudiye köyündeyiz. Burası oldukça güzel ve şirin bir köy. Denize karşı manzarası bulunan bir köy. Gerçi Dacia'da çoğu köylerin manzarası denize karşı. Burada harika evler var. Palamut Bükü'ne giderken Mesudiye'de bir koyda durduk. Şu an manzarasını sizin de göstereceğim. Bizim kafamızda ya bu akşam ya yarın ya da ertesi gün bilmiyorum. Diğer koyları da araştıracağız. Tam şu noktaya çadır kurmak gibi planımız var. İnanılmaz güzel manzarası var. Yolda giderken mola verdiğimiz yerlerden bir tanesi tatilcilerin uğrak noktası olan Kurubük. Buranın eşsiz ve güzel bir manzarası ve eşsiz ve güzel bir denizi var. Şöyle göstermeye çalışayım sizlere. Mutlaka uğramanız gereken noktalardan bir tanesi. Evet arkadaşlar, şu an yol üzerindeki Akçabük kamping alanındayız. Buraya gireceğiz, biraz bilgiler alacağız. Aldığımız bilgileri de sizlere aktarmaya çalışacağız. Burada çadırlarınızı kurabiliyorsunuz. Fiyat bilgilerini zaten videonun ilerleyen sürelerinde göreceksiniz. Burada ortak alanlarınız var. İşte buzdolabı için size bir bölme ayırıyorlar. Tuvaletiniz, banyonuz var. Elektriğiniz var. Bir de çamaşır yıkama hizmeti veriyorlar. Çamaşır yıkama hizmeti 50 lira. Fakat deterjan onlardan olursa 70 lira kadar bir ücretleri var. Denize uzaklık olarak 33 metreye kadar çadır kurabiliyorsunuz. Burada ortak marketler ve mini barlar var. Kamp alanları mevcut. Ağaçlar içinde bir yer. Güzel bir yer benim için. Aşağıya şu an denize doğru gidiyoruz. Bakalım bizi neler bekliyor görelim. Ha, bu arada karavanlar için de burada belli noktalar ayırmışlar. Karavanlar için de alanlar var. Geniş alanlar da mevcut. Çok fazla anlatamıyorum. Çok sıcak, çok yoruldum. Evet, burada böyle bir karavan alanı var. Karavanlar için özel ayrılmış alan olarak geçiyor. Hemen bu sağ tarafında mini bar, market tarzı bir nokta var. Burada oturabileceğiniz alanlar mevcut. Hemen sağ tarafında çadırlar için ayrılmış alanlar var. Market burada. Evet, hemen çadırları kurduğunuz yerin alt kısmında yaklaşık 10 metrelik bir fark var. Bu alt taraflarda denize girebiliyorsunuz. Deniz oldukça berrak ve temiz.
Bugün biraz rüzgar olduğundan dalgalı duruyor. Ahmet Kadir Bey, burası hakkında ne düşünüyorsunuz? Bence güzel bir yer. Ve bir sürü kişi burada yüzüyor. Bir sürü dalga, bir sürü rüzgar var. Sen yüzmeyi seviyor musun? Seviyorum. O zaman biz de denize gidelim mi? Olur. O zaman buradan gidelim, olur mu? Evet. Okey. Evet arkadaşlar, sırasıyla koyları takip ettik. Şu anda Gerenci, diğer bir adıyla akvaryum koyundayız. Şimdi buranın manzarasını göstereceğim sizlere. Buranın da sahili ufak ama denizi inanın o kadar temiz ki anlatamam sizlere. Gelip görmenizi kesinlikle tavsiye ederim. Evet arkadaşlar, Palamutbükü çok kalabalık olduğu için Kurubükü geri döndük. Palamutbükü'nde araba çekebileceğimiz bir alan bile yoktu. Çok aşırı kalabalıktı. Yaklaşık bir saatte falan Palamutbükü'nden geri çıkabildik. O yüzden size tepeden gösterdim Kurubük manzarasının olduğu sahile geldik. Burası da muazzam denizi ve muazzam bir sahile sahip. Gayet temiz bir deniz. Dalga kesinlikle çok fazla yok. Akıntı yok. Rüzgar çok fazla almıyor. Buraya gelmenizi kesinlikle tavsiye ederim. You're mine.